Merhaba arkadaşlar. Şimdi pazartesi akşamı yapımlar nasıl izleniyor? Şimdi sizlere analiz videosunu çekiyorum. Şu an yapımlar yayında arkadaşlar. Bittikten sonra tekrardan bir analiz videosu çekeceğim. Genel olarak nasıl izlendikleri hakkında. Onu da seyredebilirsiniz. Arkadaşlar, Kırgın Çiçekler'le başlayalım. Kırgın Çiçekler arkadaşlar son bölümünde çektiği seyirci oranlarını çekiyor. Özet bölümünde güzel başladı. Yeni bölümünde de güzel başladı. Yeni seyirci çekişinde artıştayken bir anda o yeni gelen seyirci artışı durdu ve zap yemeye başladı. Yani genel olarak son bölümünde aldığı izlenme oranlarında gidiyor ama zap yeme olarak da son bölümde yediği zap oranlarından daha yukarıda bir zap oranlarını yiyor, toparlayamadım. Yani daha fazla zap yiyor Kırgın Çiçekler. Tabii daha şu an dizi devam ediyor. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Birazdan hep beraber göreceğiz. Genel analiz videosunda Kırgın Çiçekler hakkında paylaşacağım videoyu da seyredebilirsiniz. Peki Söz dizisi nasıl izleniyor arkadaşlar? Onun hakkında bilgi vereyim. Güzel başladı arkadaşlar. Özet bölümünde de güzel başladı. Yeni bölümünde de genel olarak seyirci kitlesini hızlı bir şekilde toparlamaya başladı. Maç başladıktan sonra yeni seyirci çekişinde düşüşe geçti Söz. Ama genel olarak söylersem Söz de yeni bölümünde iyi gidiyor arkadaşlar. Şu an dizi devam ediyor. Dizi bittikten sonra genel olarak çekeceğim analiz videosunu seyredebilirsiniz. İsimsizler nasıl gidiyor arkadaşlar? Onun hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İsimsizler son bölümünde çektiği oranları çekerek başladı ama sonradan bir dengesiz zaplar yemeye başladı. Bir düşüşler yaşadı. Daha sonra belli bir aralıklarda seyirci kitlesini toparlamaya çalışsa da pek istediği gibi toparladı diyemem. Şu an dizi devam ediyor. Dizi bittikten sonra bir genel analiz videosunu daha çekeceğim. Onu da seyredebilirsiniz diyorum. Ama isimsizler şu an son bölümünden düşük gidiyor bende arkadaşlar. Kayıt dışı dizisi nasıl izleniyor? Onun hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar kayıt dışı dizisi özet bölümünde güzel başladı. Seyircisini hızlı bir şekilde toparladı. Özet bölümünde de genel olarak seyirci kitlesini çekerek başladı arkadaşlar. Belli aralıklarda yeni seyirci kitlesi de çekiyor. Ben de son bölümünden İyi gidiyor kayıt dışı arkadaşlar. Çünkü zap yeme oranı da düşük. Çektiği seyirciyi kayıt dışı tutuyor. Şu an dizi devam ediyor arkadaşlar. Bittikten sonra genel analiz videosu daha çekeceğim. Onu da seyredebilirsiniz. Yani genel olarak kayıt dışı şu an son bölümünden iyi gidiyor. Maç nasıl izleniyor arkadaşlar? Türkiye maçı var TV8'de. Valla bunu Twitter Etik Analiz sayfama da yazdım ben arkadaşlar. Şu an maç kötü izlenmiyor. Maç genel olarak iyi gidiyor. Ama bence yensinler yani milli takım. Şundan dolayı. Yani bir de ya da gitsinler sabah reyting oranlarına baksınlar. Ülke olarak nasıl maçı izleyip izlemediğimizi görsünler, önem verdiğimizi görsünler. Belki ona göre biraz daha hareketli, biraz daha canlı, biraz daha olayın ciddiyetiyle oynarlar diyorum. Ha ben şimdi maçları takip etmiyorum. Yani şu an ne kadar iyi oynayıp oynamadıklarını da bilmiyorum. Ben sadece yeniyorlar mı, yenmiyorlar mı? Duruma ona bakıyorum. Twitter'daki gündeme bakıyorum. Ha işte maç yeniliyor veya kazanıyor. Kazandığında şeyden anlıyorum arkadaşlar. Seyirci oranı yüksek giderse maç iyi gidiyor diyorum. Eğer ki dengesiz gitmeye başlarsa maç kötü gidiyor diyorum. Ondan dolayı şu an bende maç Cuma günü daha iyi izlenme çekiyordu. Seyirci kitlesini çekmesi daha iyiydi. Yani bu bölümde evet maç genel olarak iyi gidiyor ama Cuma günü çektiği seyirci kitlesini çekmiyor. Tabii maç da devam ediyor. Maç da bittikten sonra bir genel analiz videosunu da çekeceğim. Onu da seyredebilirsiniz. Bu şekilde video analizleri takip etmek için sayfama abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar.